lokal anestezik madde vererek, yani ağrıyı ortadan kaldırarak kişinin omuzunun rahatlayıp rahatlamadığına bakıp bu şekilde de değerlendirebiliriz. Bu bir tedavi şekli galiba, değil mi hocam? Eğer içerisine ilave ödemi azaltacak bir ilaç yapmışsanız tedavi edici bir yöntemdir. Aynı zamanda tanı için çok önemli bir yöntemdir. Hem tanı için hem tedavi için uygulanabilen. Yani böyle bir lokal anestezik yaptıktan sonra kişi rahatladığını ifade ediyorsa bu bize sıkışma sendromu tanısı koydurabilir. Bununla birlikte yine söylüyorum, ödemi azaltacak bir maddede ilave etmişseniz aynı zamanda tedavide yardımcı olacak bir yöntemdir. Peki, diyelim ki bununla biz hedefe ulaşamadık, ağrımız dinmedi, kolumuzu rahat hareket ettiremiyoruz. Sonucu cerrahi midir? Hemen cerrahi değildir. Burada tabii ki tanımızı koyarken sıkıntının, problemin ne kadar ağır olup olmadığı önemlidir. Eğer çok ciddi bir omuz kemerinde çok ciddi bir yırtık yoksa, birinci basamakta ilaçlardan sonra fizik tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Oradaki ödemi azaltarak, oradaki tahrişi azaltarak kişinin rahatlaması hedeflenebilir. Bu nedenle de öncelikle bir fizik tedavi uygulanır. Fizik tedaviye rağmen kişi rahatlamıyorsa, hareketleri bizim istediğimiz ölçüde hareket açıklığı yeterince olmuyorsa veya kişi özellikle de gece rahat uyumadığını ifade ediyorsa, fizik tedaviye rağmen rahat uyuyamadığını ifade ediyorsa, o zaman cerrahi tedavi bir seçenek olabilir. Peki, işin cerrahisini de konuşmak istiyorum. Aslında bizde en çok ürküten cerrahi tedavi hocam. Doğrudur. Hani bir şekilde ilaçla tedavi ediyoruz, bir şekilde ayakta tedavi oluruz ama cerrahi tedavide bizi neler bekliyor? Şöyle söyleyeyim, eğer kişi aylar süren omuzla ilgili bir sıkıntı yaşamışsa, bazen cerrahi tedaviden o kadar korkmayabiliyor. Eğer cerrahi tedavi yeterince yapılıyorsa, doğru yapılıyorsa, sonrasında iyileşme olacaksa ve siz hastaya gerekli bilgiyi vermişseniz, ikna etmişseniz çok fazla ameliyat tedirgin edici olmayabiliyor. Bize ameliyatı karar verdirecek durum şu, anlattığım gibi fizik tedaviye rağmen kişinin hareketleri yeterince açılmamışsa, kişi gece rahat yatamıyorsa ağrı kesicilere rağmen veya hareket kısıtlılığı artmışsa, o zaman cerrahi tedaviye karar veriyoruz. Cerrahi tedavi olarak da iki tipi var cerrahi tedavinin. Bir artroskopik, endoskopik bir yöntem. İki veya üç tane delikten girilip endovizyon sistem dediğimiz görüntüleme sistemiyle omuza yapılan müdahaleler. İkincisi de açık cerrahi sistem. Birkaç santimlik bir ameliyat insizyonuyla sıkışmayı giderici bir takım müdahaleler yapılıyor. Bu eğer kemikteki şu omuzun şu kısmındaki kemikteki hemen görelim hocam. İsterseniz elinizi alıp sevgili şu akromion denilen omuzun şu bölgesinde, çünkü omuz hareket ederken şu kemiğin altında hareket ediyor. Akromion dediğimiz şu kemik bazen kişilerde doğumsal olarak içe doğru kıvrık olabiliyor. Bu kişilerde daha çok bu problem yaşanıyor. O zaman şu kemiğin o çıkıntılı bölüm tıraşlanabiliyor. Veya şu eklemde akromioklaviküler eklem dediğimiz şu eklemde kireçleme varsa, o rahatsız ediyorsa orası tıraşlanabiliyor. Kalınlaşmış bursal dokular veya tendon kılıfı varsa onlar temizleniyor. Artı burada bir yırtık varsa, omuz kemerinde bir yırtık varsa, bu cerrahi işlemde o kemerdeki yırtık tedavi edilerek hasta sağlığına kavuşturuluyor. Peki burada yaşın önemi var mı? İleri yaşta diyelim ki bu hastalıkla karşı karşıya kaldık, yine aynı şekilde cerrahi uygulama ileri yaşta olsak da yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Gençlerde daha önemli. Çünkü gençler çok daha aktif. Hiçbir şekilde omuzunda bir hareket kısıtlılığı olsun istemeyiz. İleri yaşta da olsa, yani kişi 70 yaşında aktif olarak bir takım şeyler yapmıyor bile olsa, hastayı rahatlatmak anlamında, ağrılarını ortadan kaldırmak anlamında. Çünkü bazen yırtık oluyor ve hasta yıllarca tedavi olmadığı için o yırtığı dikmek mümkün olmayabiliyor. Ama öyle hastalarda bile kişiyi rahatlatmak anlamında, o gece rahat yatabilsin, uyuyabilsin diye cerrahi müdahale düşünülebilir. Ama temeldeki mantık hem ağrıyı gidermek hem de kişiyi
eski sağlığına kavuşturmak. Burada hedeflenen şey olur. Peki omuz sıkışması sendromunu konuşuyoruz sevgili seyircilerimiz. Çamlıca Medikal Hastanesi'ndeyiz. Lütfen sorularınız varsa siz de hocama ekranda görmüş olduğunuz numaralardan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Özcan Kalem'i sizler için ağırlıyoruz. Böyle bir hastalıkla karşı karşıyaysak hocam çocuklarımızda da görülme riski var mı? Yani genetik geçiş genellikle çok sık görülen bir durum değil. Hı hı. Bu tamamen kişinin anatomik yapısı tabii ki burada bir etmen oluyor ama kişinin kullanımı ile ilgili. Yanlış kullandığınız tamamen zaman. Tamamen kişinin kullanımı ile ilgili. Burada zaten vücudumuz o sinyali bize verir. Hı hı. Yani belli bir iş yapıyoruz. İşte kolumuzu yukarıdaki bir işte kullanıyor. Bir süre sonra ağrı hissediyoruz. Birden peki hocam ortaya çıkar. Çok mesela mutfaktayız. Yemek yapıyoruz. Yukarı raflara uzanmak için şöyle kolumuzu uzattık. O çok ani olmaz. Olur. Hayır. Daha çok tekrarlayan hareketler de olabilir. Mesela işte perde asmak gibi veya sürekli raflara bir şey yerleştirmek gibi hareketlerle ortaya çıkabilir. Birden olan şeyler şu olur. Eğer sizde bir omuzla ilgili bir tendon enflamasyonu varsa, iltihabi bir durumu varsa, sıkıntısı zaten varsa ani hareketler belki tendonun yırtılmasına sebep olabilir. Hı-hı. O da zaten çok keskin ve ani bir ağrıya sebep olabilir. Öyle bir durumda zaten geciktirmeden hekime başvurmak en doğrusu. Evet, bütün bunları yaptıktan sonra omuzumuzdaki o ağrı, sıkıntı sizi ortadan büyük kalkıyor. Büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Ve yaşamımızı biraz yeniden şekillendirmek gerekiyor. Aslında bedeni hor kullanmamak gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Biz genelde mesela çok sık rastlanan diz ağrıları da vardır değil mi? Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar ve biz ileri yaşta diye kişiyi kaderine terk ederiz. Ona da çok kısa değinmek isterim aslında hocam. Bu diz ağrıları da mutlaka tedavi edilmeli ve çaresi olan problemler değil mi? Bakın tıpta kaderine terk edilme gibi bir şey yoktur. Her rahatsızlığın, her hastalığın bir şekilde tedavisi vardır. Hı hı. Kişinin yaşı ne olursa olsun. Yani yaşa bağlı diz ağrıları çıkmaz ortaya. Mutlaka orada bir kesinlikle problem vardır. Kesinlikle problem vardır ve problemin çözümü de mutlaka vardır. Dolayısıyla yani 60 yaşındasın, 65 yaşındasın, 70 yaşındasın bu ağrıların tabii ki olacaktır deyip bırakmamak lazım. Mutlaka çözümü vardır. Bu omuz içinde geçerli, diz içinde geçerli, bütün eklemler için geçerli, bütün rahatsızlıklar için geçerli. Mutlaka burada doğru olan tedaviyi ertelememek. Çünkü tedavi geciktikçe, ertelendikçe daha da zor hale geliyor. Sonuca daha zor ulaşıyoruz değil kesinlikle mi hocam? Kesinlikle öyle. Bir de bugün aslında sizden öğrendiğimiz en önemli şey de bedeni hor kullanmamak kesinlikle galiba öyle. Değil mi? Özellikle bugünkü biz hanımlar çok eziyet ediyoruz kendimize. Şu vurguyu yapayım. Bir şekilde özellikle evde iş yaparken hanımlar iş bitsin diye biraz kendilerini fazla hırpalıyorlar. Onu şöyle söyleyeyim. Normalde erkeklerin adelleri daha güçlüdür hanımlardan. Ama hanımlar iş konusunda bitmesi gerektiği konusunda daha bazen belki bitmesi gerçekten gerektiği için daha üsteledikleri için problemler daha çok ortaya çıkıyor. Perdeleri beylere astıralım. Mesela o olabilir. Sebeplerden bir tanesi olabilir. Temel vurgu şu. Omuzumuz veya başka bir eklemimiz bir problem, bir sıkıntı ortaya çıkaracağı zaman bizi uyarıyor zaten. Aha. Ağrıyla uyarıyor. Sinyalleri iyi bilmek lazım. Kesinlikle. Orada susturmamak durmak, lazım orada onları. Durmak lazım. Yani omuzumuza yüklendiğimizde o sinyali verecektir zaten. Evet. O zaman orada durmak gerekir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Özcan Kalem'i sizler için ağırladık. Omuz ağrılarından bahsettik. Biraz da diz ağrılarına değindik. Aman ne olur ağrıları susturmayın. Ağrılar bir sinyal. Lütfen uzmana başvurun.